Merhaba arkadaşlar, bir trader kanalıma hoş geldiniz. Türkiye ve dünya gündemini ilgilendiren bazı ekonomik gelişmelerle yayınımıza devam edeceğiz. İlk haberimiz İsrail'den geliyor. İsrail 10 yıl aradan sonra Türkiye'ye kargo uçuşlarını başlattı. İsrail Havayolu şirketi El Al ait bir uçağı pazar günü İstanbul'a iniş yaptı. Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinde 10 günde 6 milyon 574 bin kişi test edildi. Hong Kong'un lideri Çin'in ulusal güvenlik yasasını savundu. Almanya'da IFO ihracat beklenti endeksi felaket gibi bir Nisan ayının ardından bir miktar toparlanarak Mayıs'ta -26.9 puana yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem milletimize gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var dedi. Suudi Arabistan Covid-19 sonrası 3 aşamalı normalleşme planını açıkladı. Riyad yönetimi alınan yeni kararlarla aşamalı olarak Covid-19 kısıtlamalarını gevşetmeyi ve normal hayata dönmeyi hedefliyor. İspanya'da turistlere karantina uygulaması 1 Temmuz'da kaldırılacak. Almanya, Lufthansa'yı kurtarmak için 9 milyar euroluk kurtarma paketini onayladı. İsviçre Merkez Bankası'nın verileri, bankanın geçen hafta frankı düşürmeye yönelik müdahale etmiş olabileceğini işaret ediyor. Koronavirüs ABD Başkanı Donald Trump'ın işletmelerini de vurdu. Trump'ın otel ve golf kulüplerinde çalışan 2100 kişinin işine son verildi. Avcılarda bir kişi yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle başlatılan sosyal yardım hattını arayarak başvuruda bulundu. Yapılan inceleme sonrası başvuru sahibinin 8 adet otomobil olduğu ortaya çıktı. Avrupa'da koronavirüsten en kötü etkilenen ülkelerden biri oldu. Fransa'da ekonomi yeniden toparlamak için alınacak önlemlerin faturası 490 milyar dolara ulaştı. Alışveriş sepeti yeniden değişti. Mayıs'ta en çok mayo satıldı. Zenginler salgında da kazandı. Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de 38 milyon kişi işini, 100 bine yakın kişi ise hayatını kaybetti. Zenginlerin önemli bir kesimi ise virüse rağmen servetini arttırdı. İTO Başkanı Şekip Avdagiç yapmış olduğu açıklamada pandemi döneminde İTO'dan online verilen faaliyet belgesi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %46.5 arttı dedi. Türkiye'de KKTC'ye 2.3 milyar TL destek sağladı. Rus bankalarının net karı Nisan'da bir önceki aya kıyasla %83 azalarak 32 milyar rubleye geriledi. Fitch, TSKB'nin not görünümünü negatife indirdi. Küresel ticaret hacmi 10 yılın en sert düşüşünü gerçekleştirdi. OECD bölgesinde koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirlerin etkisiyle bu yılın birinci çeyreğinde reel gayri safi yurt içi hasıla %1.8 daraldı. Haberlerimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Herkese iyi trade'ler diliyorum. Hoşçakalın.